Yüce Rabbimiz bu ayeti indirince inna fetahna leke ham mübina biz sana apaçık bir fetih lütfettik ayetini indirince işte bazı alimler buradan kasıt Mekke'nin fethinin müjdesidir derler. Ama çoğunluk cumhur müfessirin yani müfessirlerin büyük bir çoğunluğu derler ki bu aslında Hudeybiye'dir. Hudeybiye anlaşmasına Cenab-ı Hak apaçık bir fetih demiştir. Belki şöyle diyelim, Hudeybiye aslında artık Müslümanların sürekli bundan sonra fetihlerinin olacağına işaret eden bir ayettir. Bu yönüyle Hudeybiye fethin başlangıcıdır. Başlangıcı ama birçok fetihlerin oluşmasına anahtar olan bir fetih. Bu yönüyle son derece apaçık bir fetihtir. Zahiren mağlubiyet gibi yani görünüşte mağlubiyet maddeleri kabul edilmiş gibi birazdan onlara da işaret edeceğiz. Ama hakikatte birçok fetihin kapısı bununla açılmıştır. Artık Mekke müşrikleri Müslümanlara yönelik taarruzda bulunamamışlardır. Bu hadiseden sonra, bu Hudeybiye barışından sonra Hayber fethedilmiş. Arkasından Mekke fethedilmiş. Ve nice nice bölgelere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem manevi fetihlerin öncüleri diyebileceğimiz elçiler göndermiş. İşte Bizans'a kadar gitilmiş Bizans'a savaş açılmış adeta o dönemin Bizans'ına ve fütuhatlar başlamıştır. İşte bu anlamda Hudeybiye dediğimiz o anlaşma, o beyatleşme Müslümanların, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sözleşmeleri Allah'ın rızasını üzerlerine celbetmiş, çekmiş ve Müslümanlar zafer üstüne artık zafer kazanmaya başlamışlar. O Huneyn gazvesi de bunlardan biridir. Bu Hudeybiye'nin büyük bir fetih olmasıyla ilgili bir de şöyle bir takım manevi fütuhatlar da artık açılmaya başlamış. Çünkü bir savaş halinde Etkilenme şansları yok müşriklerin. Böyle bir barış hali olunca, geçici olarak da böyle bir barış hali olsa bile, iki taraf birbirine gelip gitmiş, belki ufak ufak ticaretler, alışverişler başlamış ve bu süreçte birçok müşrik, Allah'a ortak koşan kişi İslam'la şereflenmiş. Bunu şuradan da anlıyoruz. Efendimiz Hudeybiye'ye giderken 1500 kişiyle gidiyorlardı. Ancak iki yıl sonra Mekke-i Mükerreme'nin fethine Resulullah 10 bin kişiyle hatta bazı rivayetlerde 12 bin kişiyle gitmiş oluyor. şöyle düşünelim. İslam'ın 19 yıllık geçmişinde Müslüman olanların sayısı hadi 1500 gelemeyenlerle 2000 diyelim. E, o Hudeybiye sulhünden sonra son iki yılda ise bu sayı 5'e katlamış en az. 6'ya katlamış. Nasıl bir fetih olduğu belli gönüller de fethedilmiş. Daha önceleri Müslümanları muhatap kabul etmeyen ve çözümü savaşta arayan müşrikler ilk defa bu anlaşmada karşı tarafı tanımışlar. Efendimiz'i bir artık bir devlet başkanı olarak tanıyorlar. Onlardan karşılıklı bir güven anlaşması olsun diye bir anlaşma talep ediyorlar. Anlaşmayı talep edenler de Mekke müşrikleri. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadi gelin biz sizinle bir anlaşalım demiyor. Onlar diyorlar ki ya Muhammed biz seninle bir anlaşma yapalım diyorlar. Evet anlaşmanın maddelerini şöyle bir bakalım. Bu maddeler biraz ilk bakışta Müslümanların aleyhine gibi. Ancak Cenab-ı Hak bazen şer gibi görülen şeylerde nice nice hayırlar çıkarır. Önemli olan o anlaşma sürecini doğru yönetmek. Maddeler şöyle. Anlaşmanın süresi 10 yıldır diyorlar. 10 yıllık bir sulh anlaşması. Bu süre zarfında iki taraf arasında savaş durdurulacak bir taraf diğeri aleyhinde gizli ya da açık hiçbir harekette bulunmayacaktır. Zaten bu maddeyi bu maddeyi bozdukları için Mekke müşrikleri Resulullah Mekke'nin fethi kararını vermiştir. Bir takım kabilelerle Müslümanlar aleyhine anlaşma yapıyorlar. Efendimiz'e de bu haber gelince Mekke e, seferi hazırlığı başlıyor. İkinci madde Müslümanlar Kabe'yi bu yıl ziyaret edemeyecekler. Bu ziyaret bir sonraki yıl yapılacaktır. Gelecek yıl ziyarete gelenler Mekke'de üç gün kalacak. O zaman içinde müşrikler Mekke dışına çıkacak. Müslümanlarla temas kurmayacaklardır. Biliyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında bu anlaşmanın yapıldığı yıl umre niyetlenmişti. Ama dediler ki bu sene olmayacak. Yani güya Mekke müşrikleri sizin dediğiniz değil bizim dediğimiz olacak diyorlar. Ama Resulullah Efendimiz bu maddeye de evet diyor. Üçüncü madde. Kureyşlerden biri Müslüman olarak da olsa Medine'ye sığındığı takdirde iade edilecek. Ama Medine'den Mekke'ye sığınanlar iade edilmeyecektir. Esas bu madde Müslümanları adeta galeyana getirdi. Bir de o esnada bu anlaşma imzalanır imzalanmaz. Ebu Cendel e, diye bir sahabi ayaklarında zincirle geldi. Müslümanlara ben de size katılmak istiyorum. E, lütfen beni kabul edin dedi. Babası Süheyl de oradaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle işte o imza atmak için o vardı yanında birkaç kişiyle beraber. Babası dedi ki Süheyl bak dedi anlaşmayı yaptık ve imzaladık. E şimdi bu Ebu Cendel'i bize vermen lazım dediler. Efendimiz de Ebu Cendel biz anlaşma yaptık seni vermek durumundayız kabul edemiyoruz dediler. Hakikaten Ebu Cendel çok üzüldü. Müslümanlar çok üzüldü ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz ahitlerimize saygılıyız dedi. Fakat ondan da sonra daha büyük bir bereket zuhur etti. Onlar sonra yolda kaçtılar. Bir yere sığındılar. Orada sonra Mekke müşriklerinin ticaret yolları üzerinde bir pusu kurdular. Sonra pişman oldular Mekke müşrikleri de böyle bir karar alınmasına ama yapacak bir şeyleri kalmamıştı. Dördüncü madde diğer Arap kabileleri dilerlerse Müslümanların tarafına dilerlerse Kureyşlerin safına katılabileceklerdir. Maddeler böyle. Hatta imza atılmadan önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Resulullah yazdırdı. Onlar dedi ki tamam burada Resulullah zaten biz kabul etseydik bu savaşlara da gerek yoktu. Sadece Muhammed bin Abdullah yazacaksınız dediler. Peki dedi Efendimiz. Hatta Hazreti Ali Efendimiz yazmıştı bu sözleşme metnini. Hazreti Ali, ben silemem bunu dedi. Resulullah cümlesini silemem dedi. Resulullah bana göster o zaman neresi orası orayı ben sileyim dedi. Efendimiz üzerine çizgiyi kendileri çekmiş oldular. Hatta anlaşmanın başına Bismillahirrahmanirrahim yazmak istediler Efendimiz. Onlar dedi ki biz Rahman'ı tanımıyoruz. Bismikallahumme diyelim. Bismillah diyelim sadece dediler. Ve öylece yazılmış oldu. Baktığınız zaman ilk bakışta gerçekten hep sanki Mekke müşriklerinin dedikleri olmuş gibi. Ama Yüce Rabbimiz bu anlaşmaya büyük bir fetih buyuruyor. E neden? Orada artık Müslümanlar muhatap alınıyor. Müslümanlara terörist muamelesi yapılmıyor. Müslümanlara bir devlet e, kimliği veriliyor. Artı bir takım zaten umre yapacaklardı. Bir sene sonra yapacaklar. 10 e, yıl bir sükunet dönemi. Ve hakikaten bu anlaşmanın sonuçlarının çok çok bereketli olduğunu görüyoruz. Yani işte özellikle Hazreti Ömer gibi bir takım böyle heyecanlı sahabiler bunu hazmetmekte zorlandılar. Hatta Resulullah Efendimiz o Hudeybiye'ye e, kurbanlık develerle gitmişlerdi. Hadi kurbanlarımızı kesin dediği halde, başlarınızı tıraş edin dediği halde sahabe harekete geçmedi. Orada... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan annemiz, ya Resulullah sen deveni kurban et, kurbanını kes, başını tıraş et, sahabiler de senin izini takip edeceklerdir dedi. Efendimiz de kabul etti onun teklifini. Efendimiz böyle kurbanını kesince herkes böyle hücum etti adeta. Herkes bir an önce o emri yerine getirdiler. Yani elleri kalkmadı ilk anda müminlerin. Böylesi bir e, anlaşmayı nasıl kabul ediyoruz diyerek adeta. Bir başka sahabi de Hazreti Ömer gibi ya bu bir zafer midir diyecek oluyor da Efendimiz evet zaferdir diyor. Muhammed'in varlığı elinde olan Allah'a yemin olsun ki şüphesiz bu bir fetihtir buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Medine'ye vardıklarında bir sahabi de arkadaşlarına kendi arasında ya bu nasıl bir fetihtir? Kabe'yi ziyaret etmemiz yasaklandı. Kurbanlık develerimiz daha ileri gidemedi. Allah'ın Rasulü Hudeybiye'de durmak zorunda kaldı. Ve bu barış yüzünden iki mazlum kardeşimiz Ebu Cendel ve Ebu Basir, Ebu Basir de aynı şekilde e, iade edilenlerden, zalimlerin eline terk edildi diye serzenişte bulundu. Yani böyle bir e, bu sözleri söyleyince, Efendimiz'e bu sözler bir şekilde ulaştı. Efendimiz buyurmuşlar ki bunun üzerine çok yanlış söz söylenmiş. Bu gerçekte çok büyük bir zafer ve fetihtir. Siz müşriklerin yurtlarına kadar ilerlediniz. Onlar da gelecek yıl umre yapmanız konusunda söz vererek sizi geri dönmeye razı ettiler. Aşağı yukarı 25 kilometre falan zaten Mekke'ye iyice yaklaşmışlardı Müslümanlar. Onlar savaşa son vermeyi ve barış yapmayı kendiliklerinden istediler. Halbuki onların kalplerinin size karşı ne kadar kinle dolu olduğunu biliyorsunuz. Allah sizi onlara üstün kılmıştır ve galibiyet lütfetmiştir. Siz Uhud Savaşı'ndan kaçarken ben de arkanızdan size sesleniyordum. O günü unuttunuz mu? Hendek Savaşı'nda her taraftan düşmanın korkunç bir manzara ile saldırıya geçtiği günü unuttunuz mu? Hani bir korku yaşadınız o gün. Hatta kalpleriniz ağzınıza geldi. Bunu unuttunuz mu? Bak bu şimdi bir güven ortamı oluşuyor. Bunu nasıl küçük görürsünüz mahiyetinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeyi teskin etti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an o gün tabii hakikaten Peygamberimizin yanında dağ gibi duran bir sahabi, Hz. Ömer Efendimiz'e de güzel sözler söyledi. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz, Ebu Bekir yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberi değil mi? Evet dedi. Peki biz hak üzere, onlar batıl üzere değil mi? Evet dedi. Peki nasıl kabul ediyoruz böyle anlaşmayı deyince? Bak Ömer dedi, Muhammed Allah'ın elçisidir. O ne yapıyorsa doğrudur. Biz ona itaat edeceğiz diye onu teskin etti. Yine bu Ebu Bekir Efendimiz buyurdular ki, İslam'da Hudeybiye fethinden daha büyük bir fethi olmamıştır. Sonra değerlendirme yapıyor Hudeybiye'yi geriye bakıp. Fakat halk kısa ve dar görüşlü olduklarından bu anlaşmaya itiraz etmişlerdir. İnsanlar Allah'la peygamberi arasındaki işlerde acelecidirler. Allah Teala ise onlar gibi acele etmez. Dilediği işi kıvamına gelip olgunlaşmadıkça yapmaz. Bera bin Azib, Abdullah bin Mesud, Cabir bin Abdullah da benzer tarzda değerlendirmeleri var. O Hudeybiye'yi derler ki insanlar Mekke'nin fethine zaferdir diyorlar. Halbuki biz asıl zafer olarak Hudeybiye barışını kabul ediyoruz. İmam Zühri ise bu konuyla ilgili e, hadislerden de belki yola çıkarak şöyle bir genel değerlendirmede bulunuyor. Daha önceleri Müslümanlarla müşrikler karşılaştıkları her yerde savaşmış ve çarpışmışlardır. Hudeybiye barışı olunca harf ve çarpışma sona erdi. İki taraf arasında güven ortamı teşekkül etti. Birbirleriyle görüşüp kaynaşma imkanı buldular. Hatta muhtelif konularda yardımlaşmaya bile başladılar. Bu sırada kime İslam'dan söz açılsa biraz düşündükten sonra hakikati kavruyor ve hemen Müslüman oluyordu. Öyle ki Hudeybiye'den Mekke fethine kadar ki iki sene zarfında Müslüman olanların sayısı Hudeybiye'ye kadar geçen 19 senelik İslami davet neticesinde Müslüman olanların sayısından daha fazla olmuştu. Hem de 5 kat, 6 kat. Evet. Bunun nasıl bir zafer olduğuna dair bu izahlarımızda birkaç şey söyledik. Ama belki bunları daha fazla da artırmak elbette mümkündür. Mesela yine ifade ettiğimiz gibi Müslümanların bir devlet oluşunun kabulü önemlidir. Bugün bile öyle değil mi? Bakınız bugün bakıyoruz İslam dünyasında olsun, başka yerlerde olsun. Bütün devletlerin bir topluluğu devlet diye tanıması çok büyük bir şey bazen oluyor 50 yıl geçiyor işte belki yüz yıl geçiyor devlet olarak kabul etmiyor devletler kabul etmeyince onlar sürekli böyle bir mahrumiyet içinde kalıyorlar mazlumiyet içinde kalıyorlar bu yönüyle muhatap alınmak devlet olarak muhatap alınmak çok önemli bir şey ki o bu anlaşmayla sağlanmış oluyor ee, İslam aleyhinde oluşmuş bir kin var muhatap topluluklarda Müslümanları tanıdıkça, İslam'ın mesajlarını duydukça onların kalplerinde yumuşama meydana geliyor. Yani sulh ortamında kültürel alışverişler, ticari alışverişler daha da artıyor. Bu da e, gerçekten aradaki irtibatı sıklaştırdığı için e, Müslümanlar lehine bir sonuç ortaya çıkıyor. Ve yine bu anlaşma sayesinde ülkenin güney sınırları emniyete alınınca kuzey ve orta arabistan'daki kabileler İslam devletinin hakimiyetine e, girmek istediler ve girdiler.